Aleyna. Hello. Vallahi eniştenden zor ayrıldım hayatım. Yani bu gece daha çok uzun sürerdi ama tadı damağımızda kalsın istedim. Kimleydin sen? Sıkı dur. Durumumuz netleşti, açıklıyorum. Enişten Yaman Gülsoy. Bana evlenme teklif etti. Feraye. Bana evlenme teklif etti. İyi misin sen? Bana evlenme teklif etti. Siz sevgili miydiniz? Yok. Yani şöyle. Aslında ben Yaman'ın bana karşı olan hislerinin farkındaydım. Gerçi sen bana inanmıyordun ama neyse. Yani birden böyle evlenme teklif edince ben de bir şok geçirdim tabii, beklemiyordum çünkü. Yani ilk başta bir aşkını itiraf eder, sonra çıkma teklif eder, sonra sevgili oluruz falan diyordum ama böyle lök diye yüzüğü masaya koyup evlen benimle deyince ben de senin gibi şok oldum. Kız, ne oldu sana, zombi gibi bakıyorsun? Ha. Sen benim yalan söylediğimi falan düşünüyorsun. Tamam, dur bekle. Bekle, ben hemen arayayım. Ne yaptın? Taktın mı yüzüğü? Git bak, kızının parmağına görürsün. Kızını da kendin gibi ruh hastası yapmışsın zaten. Senin yüzünden hayat kayacak zavallı, farkında değil. Ne yapıyorsun sen? Sen benim kızıma hakaret edemezsin. Şimdi bu telefonu açacaksın. Paşa paşa güzel güzel konuşacaksın kızımla. Yoksa yemin olsun bu konağı başınıza yıkarım. Sonra da çayımı demler, cayır cayır yanmasını izlerim. Sen daha beni tanımamışsın. Kızım için dünyayı yakarım ben. Anladın mı? Efendim Aleyna. Alo sevgilim. Ne yapıyorsun? Ya ben sana bir şey soracağım aşkım. Şimdi biz evleneceğimizi anneme beraber mi söyleriz yoksa ben mi söyleyeyim? Nasıl istersen. Ay sevgilim ya, ben galiba dayanamayacağım, söyleyeceğim. Tamam aşkım. Ben şimdi kapatıyorum o zaman. Sonra konuşuruz, olur mu? Ben seni gene ararım. Tamam, hadi bay bay. Aferin. Aferin. Bak, ne oldu? Yalan mı söylüyormuşum? Allah inşallah sana Yaman gibi gönlü güzel, yakışıklı, zengin bir koca nasip etsin. Vallahi diyorum ben. İçimden söylüyorum ha. Ben şimdi gidiyorum. Sen de şu şokunu bir atlat. Sonra bir hayırlı olsununu alırım artık hayatıma. Döptüm. Nasıl almışım? Bu elbiseyi ilk gördüğüm anda senin üzerinde hayal ettim. Ama o kadar yakışacağını düşünmemiştim. Teşekkür ederim.
yapmayacak mısın? Efendim Feraye. Bağ evindeyim. Doğum günüm için buluşacaktık yani. Seni bekliyorum. Unutmadın değil mi? Tamam, geliyorum. Öğrenmiş mi? Sakin lisesi. Bağ evine çağırıyor beni. Gitmesem mi acaba? Yani iyi değilsin. Ya birkaç gün zaman kazan. Kendini toparla, öyle konuşursun istersen. Benim bu saatten sonra kendimi toplama imkanım var mı sence? Benim hayatım bitti Okan.